Benim salak kızı. Benim gerizekalı kızım ya. Benim kızım kendini akıllı zannediyor ama işte aklı bu kadar çalışıyor. Gitmiş gene bizim o oğlana güvenmiş. E oğlan da yapacağını yapmış ya. He? Kızın ne dediyse hepsini yalancı çıkarıyorlar ha. Yalancı ha oğlan oğlan. Ya arkadaş bir gün sürmedi ya. Bunların bu Korhanların rezillikleri bir gün sürmedi Şemuz. O işler o kadar kolay değil de sonuçta rezillikler ortaya çıktı. Ama ucu döndü dolaştı yine bize geldi. Ey Zerine. Gördün mü bak yine senin kızının başının altından çıktı bunlar. Allah Allah. Abi yarın kıyamet kopsa suçlusu sizsiniz diyeceksin ya. Aynen öyle. Yüce Allah sonunda sizi helak etti derim. Çünkü bunu hepimiz hak ettik. Yok 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 yok. Benim hatam bu ha. Benim en büyük hatam. Hatta bu hayattaki tek hatam bu Korhanlara kız vermek. Ben bileyim ya. Ben bileyim. Nikah düşünce benim kızımın namusuna da laf edeceği bunlar. Ya o yüzden benim nikah düştükten sonra bu kızı bir an önce baş göz etmem gerek başkasıyla. Ay bıkmadınız aynı hataları tekrar etmekten. Kazım Bey, siz artık bir baba olarak Seyran'ın arkasında mı dursanız? Nükhet Hanım, siz de artık bir analığınıza mı odaklansanız yahu? Siz babalıktan ne anlayınız ki bana anlatınız? Babalık belki benim bileceğim bir şey değil ama babasızlık ne demek ben çok iyi biliyorum Kazım Bey. Ama ben şanslıyım. Babam yok dedim, uzakta dedim, geçtim. Seyran ne yapsın? Tüm ülke öğrendi ya ne yaptığınızı. Hı? Ettiklerinizi tüm ülke öğrendi. Siz hala bir durup düşünmek yerine neler peşindesiniz ya? Ben hiçbir şeyin peşinde değilim. Ben kızımın iyiliği için bunları ettim Nükhet Hanım. Eğer benim kızım zamanında başında gelip bana anlatsaydı deseydi ki... Sizden korktukları için susmuşlar işte. Sizde göremedikleri ilgiyi sevgi sanmışlar. Suna neden Kaya'yla evlendi? Benim salak oğlum iki destek oldu diye. Eğer Suna arkasında babasının desteğini hissetseydi size rağmen evlenmezdi. Seyran neden çıkıp her şeyi anlattı? Çünkü yıllarca onu susturmuşsunuz, konuşturmamışsınız ki. Şimdi duyulmak için bağırmaktan başka bir şansı yok o kızın. Ve siz tüm bunlara rağmen hala onun fikrini sormadan, benim kızım bir kez daha evlenmek ister mi diye düşünmeden onun yerine planlar yapıyorsunuz. Yapmayın. Babalık etmek istiyorsanız gidin ona destek olun. Arkanda ben varım kızım deyin. Korkma deyin. Kralı gelse, düşsen bile... Elimi uzatıp seni oradan çıkarırım deyin. Güvende hissettirin. İnanın ki bir kız çocuğu için babasının sevgisi hem en güçlü kalkan hem de en güçlü silahtır. Bu sevgiyi görmeyen bir kız sabreder, sabreder. Ama günü geldiğinde canı yandığı kadar can yakar. Bunu sakın unutmayın. Vay, vay, vay. Benim pembe orkidem diye söylemiyorum ama çok doğru söylüyor. Hala, iyi değilim yatıcıyım dedin. Oturayım hala. Ne etsin kadın, ha? Ne etsin ha? İnsan uyku mu tutuyor ya? Kadın ne etsin? Uyku mu bırak? Uyku tutmadı da. Ya gelin oturun şöyle. İkinizle de konuşacağım. Hayırdır inşallah. Esma. Kızım. Bak korkma. Ha? Doktorun aradı. Ek tahliller neyin istiyor? Yarın gelsin dedi. Niye ki hala yani? Başka bir şey söyledi mi? Yok. Yani senin bu ağrıların çok arttı ya son zamanlarda. İşte onun çaresi neyin varsa ona bakıcı. Ha? O yüzden inceleyip sık dok izar. Oo. Ne doktoru ya? Kimin doktoru? Ne dediniz ya siz? Elin körü doktoru. Şu kızı bir kere götürmedin doktora da. O kran giresice damadın ayarladı her şeyi. Biz de gittik, tahlil verdik. Ama ben yaşlı başlı
Ya bu kadar anlayayım işte ya. Sen yarın bizi o doktora götürücün. Neyi var neyi yok anlayacağız. Neyse tedavisi bakacağız. Sen sakın korkma ya mı kızım? Ya yok bir şey ya. Ben de bir şey zannettim hala hanım ya. Yoktur bir şey ya. Gidek doktora gidek de doktor ne diyeceği? Ha bu sinirli stresli ha. Sinirli stresi uzak dur. İncinmişsin diyeceği ne diyeceği ya. Bir şey olmaz ha. Bakarız hala ya. Ben zaten daha iyi gibiyim. Yarın ola hayrola. Siz benim için rahatınızı bozmayın. Seni gebertirim Kazım. Yarın bizi o doktora götürücün. Yoksa billah yanında durmam. Esme'yi de alır çeker giderim. Ben kıza demedim ama. Doktor ciddi bir şey olabilir dedi. Ne dedin ya sen? Vallahi mi? Doktor mu dedi? Yok ya. Ya bunun hep ağrıydı be. Hep ağrıydı. Ne oldu şimdi bir anda canım? Yok ya. Kattır gibi ha. Bir şey olmaz ha. Bir şey olmaz. İnşallah. Neyse benim işime gelir. Kızımı alayım getireyim. Anasına baksın bari. He doğru. Hangi kızına? Gene ne tilkilikler dolanıyor başında. Allah. Benim bu hayatta tek bir kızım var tek. Onun adı da Seyran Şanlı. Benim başka bir kızım yok. Haberin ola. Seyran. Ya boş bulup kalacağız dedik ama ne yapacağız ki? Ben gitsem kırılır mısın bana? Yapma Ece ne olur. Bak. Gülgün anne haklı. Yani evinden doğdun bizim yüzümüzden. Nereye gideceksin ki? Yani arkadaşlarım var, arkadaşlarımız var. Sen istersen biz bir yer buluruz ki yanımıza kalacak. Bu sabah çok kötü görünüyordu Gülgün anne. Yani onu yalnız bırakmak da istemiyorum bir taraftan. Bir de yani başına bir şey gelir falan çekiniyorum da biraz açıkçası. Doğru. O zaman şöyle yapıyoruz. Kendimize uygun bir ev arıyoruz. Bulana kadar da Gülgün teyzeyi kırmıyoruz. Anlaştık. Seyran! Seyran. Üç dediğimde bağırarak kaçıyoruz, tamam mı? Hiç gerek yok. Ne bağırmaya ne de kaçmaya. Bekle. Ne istiyorsun sen hala benden? He? Mutlu oldu mu? He? Babandan, atandan öcünü aldın. Rahatladın? Çok rahatladım baba. Az bile yapmışım. Öyle mi? Peki beni dinlemedin ne oldu Seyran? Ha? Bak. Seni yalancı çıkarıyorlar. Ne oldu? Hı? Oha olsun demeye mi geldin buraya? Arkandayım demeye geldim. Senin yanındayım demeye geldim. Et. Dırnaktan ayrılmaz demeye geldim kızım. Ya bırak bunları baba Allah aşkına. Sana inanacağımı mı sanıyorsun? Ayrıca benim kimsenin desteğine ihtiyacım yok çok şükür. Peki ananı da mı görmek istemiyorsun kızım? Hı? Halan ben anan doktora gidiyik. Halanla anan gitti ben de seni almaya geldim. Doktora mı? Niye? Ağrısı yüzünden mi? İster halanı sor. Ondan öğren, kendin duy. İstersen gel. Doktordan kendin duy. Kızım. Anan biraz hasta. Seyran. İyi misin? Annem. Bak. Bak baba.
Yine yalan söylüyorsan. Bileyim kızım. Bileyim. Beni cümle aleme rezil ettin be kızım. Daha ne edeceğim? Seyran. Beni 40 katıra vur kızım. 40 katıra vur da. Sen de rahatla. Ben de rahatlayayım ha. Ece. Ece benim hastaneye gitmem lazım. Annem rahatsızlanmış. Seyran ama ya yine tuzak kuruyorsa sana? Yok hiç sanmıyorum. Eğer öyle olsaydı tek başına gelmezdi bu. Benim gitmem lazım Ece. Tamam mı? Tamam ama yaz bana. Ara da. Tamam. Annem. Kızım. Annem. Nalı kızım benim. Seyran'ım nasılsın? Ne değilsin? Yani benim aklım hep sende. Ama işte. Annem ben iyiyim. Ben iyiyim. Sen beni merak etme. Asıl sen nasılsın? İyiyim, iyiyim diyeyim ama dinletemeyeyim size. Of, annem ya. Ve haydi. Sanki 10 yıldır görüşmüyorlar. Kazım. Sen ne ettin? Doktoru gördün mü? Yok ne edeceğim ya? Fahri hasta olarak mı doktoru göreceğim? Ne edeceğim ya? Hasta gelmemiş. Aha geldi gidek. Sen nasılsın hala? Hala deme bana. Utanmadın değil mi? Öyle tek tek saydırırken bize. Kızım ayıptır, günahtır. Kol kırılır, yen içinde kalır. Tek kol kırılsa yen içinde kalır da bugüne kadar kırılmadık yerimiz kalmadı çok şükür. Yahu tamam haydi yahu tamam haydi. Geçmiş geçmişte kaldı ha. Ne olucusu oldu değil mi benim güzel kızım? Ne olucusu oldu haydi. Unutucuk hala unutucuk haydi. Ha. Millet unutmadıktan sonra biz unutmuşuz. Ne olucu ha? Ya haydi. Net bir şey ya. Oy. Ben ne dedim size? Ha? Ne dedim? Bak doktor dedi. Ameliyat edeceğim bir şey ya. Esma Hatun. Hiçbir şey olmaz sana. Hiç merak etme ha. İnşallah. Allah bunca sene çektiklerinin ecrini ihsan etsin. Hmm. Kendi başına çekti çünkü değil mi? Ya bunca sene annemi köle gibi kullandınız be. Şimdi yalandan üzülüyormuş taklidi yapmayın ya. Sus kız. Ananı bırakıp giden sen değil misin? Ben kapı gibi arkasına durayım onun. Sen ne diyorsun ya? Allah bilmiş de kocanı sana, seni de ona vermiş. Sizin ikinizden de ataya hayır gelmez. Ya tamam, tamam gözünüzü seveyim Allah aşkına haydi. İşiniz gittiyse bir çıkalım şuradan haydi, haydi. Şimdi nerede kalıyorsunuz? Hala otelde misiniz? Kızım bunu şimdilik bilmesen iyi. Ama merak etme güvenli bir yerdeyiz, iyiyiz. Baba o ne demek Allah aşkına ya? Ben tabii ki annemin yanına geleceğim. Kızım tamam, sana söz. Ben sana ananı getireceğim, söz vereyim ya, tamam. Haydi, 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 haydi. Dağıldık ya, haydi. Siz çıkın. Ben bir lavaboya uğrayıp geleyim. Hayır. Annemle geleceğim ben de. Bekleyeceğim annemi. Haydi gider. Ya ulan, sana yemin edeyim bu hastane odası bana basıyor ya. Sabır testi. Seyran. Ha? Az bir dur hele. Ne oldu anne? Al bunları. Bunlar ne anne? Bunlar bana anamdan yadigar kaldı. Yıllarca sakladım. Aklım vardı. Çocuklarınız olunca birer tane takacaktım ablanla sana. Ama beklemeye gerek yok. Meğer uzağa bakarken yakına kör olmuşuz. Gelecek günleri sayarken elimizdeki günleri yok saymışız.
Sana şimdilik lazım bunlar. Al o yüzden. Annem. Bunlar senin. Ben alamam bunları. Ben iyiyim. Merak etme. Ya iyisin tabii. Kötüsün mü dedim ben sana? He? Daha da iyi olacaksın inşallah. Çok iyi olacaksın kızım. Ama bak bileyim. Ben sana yıllarca analık edemedim. O yüzden şimdilik izin ver bana. He? Kırma kalbimi kızım. Sen sonra zaten misliyle takarsın benim koluma. Nedir yani? Hem de ondan bundan gelenle değil ha. Kendi kazandığımı. Hadi şimdi. Koy çantana. Analık hakkım için. Tamam. Bozdur işte. Öyle az biraz idare edersin. Merak etme anneciğim. Ben en kısa sürede seni yanıma alacağım. Oldum değil, ne olacağım diyeceksin bu hayatta. Bak, bak, bak. Efendim? Yok hanımefendi, hayır. İlgilenmiyorum. Yok, hayır. Röportaj yapmak istemiyorum hanımefendi. Müsait değilim zaten şu an. Kapatıyorum. İyi günler. Ayıp söylemesi, alışmamış vücutta dondurmazmış. Ah kızım, ah kendi kendini başını yaktın. Anlamadım. Ne güzel de düzenin varmış be yavrum. Şoförlerin, hizmetçilerin. Niye gittin kocana rezil ettin, dolmuşlara düştün? Siz de dolmuştasınız hanımefendi. Neden kötü bir şeymiş gibi bahsediyorsunuz ki anlamadım. Bak bak, dile bak sen. Kızım biz yoksulluktan buradayız. Şimdi şoförüm olsa ne işin var burada? Sana rahat batmış. Lütfen iç yüzünü bilmediğiniz şeyler hakkında bu kadar keskin yorumlar yapmayın. Rica ediyorum. İç yüzü kapalı yüzü mü kaldı be yavrum? Bütün millet duydu zaten, gördü. Sen birkaç defa git gel de böyle. Bakayım dayanabilecek misin? Ama ne dayanması? Yarın öbür gün bulur bir başkasını, evlenir gider. Hah. Aslında biz buralarda sürdürürüz. Okulun önünde indirebilir misiniz beni? Bak gördüm seni. Arkadaşlar. Tek başına sermayeye kafa tutan, zincirlerini eğitimle kırmaya çalışan, haksızlıklar karşısında sessiz kalmayan seyren arkadaşımıza bir alkış istiyorum.